Merhaba arkadaşlar, ben Erdal Şahin. Kimya dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir de tavsiyemiz var. EBA Akademi'yi mutlaka kullanın. Oradaki soruları mutlaka arkadaşlar çözün. Bu tavsiyemizi unutmayın. Çünkü üniversite sınavına dair sorular orada bolca var arkadaşlar. Geçen dersimizde redox tepkimelerini anlatıyorduk. Denkleştirme işlemi ile ilgili bir soru çözmüştük. Aynı zamanda yükseltgenen ve indirgenen maddelerle ilgili tespitlerde bulunmuştuk. Demiştik ki yükseltgenen madde indirgen, indirgenen madde yükseltgendir. Elektron alan indirgenir, elektron veren yükseltgenir. Ve en sonda sorular çözüyorduk. Redox tepkimeleri ile ilgili örnekler çözmeye, denkleştirme işlemleri çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İşte denkleştiriniz diyoruz. Genelde katsayıları sorarlar. İndirgenen, yükseltgenenleri sorarlar. Biz arkadaşlar bu soruya da yine birlikte bir bakalım arkadaşlar. Aşamalar neydi? Önce değerlikleri tespit edeceğiz. Sonra yarı tepkimeleri yazarak indirgenen, yükseltgenen, alınan verilen elektronların sayılarını eşitleyeceğiz. En sonda da arkadaşlar değerliği değişmeyen elementleri de ne yapıyoruz? Sayarak eşitliyoruz. Bu aşamayı tabi pratik kazandıkça daha hızlı çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. N2H4'teki azotun yükünü hesaplayalım. Hidrojen kaç değerlik alıyordu? Artı bir yük alıyordu. O zaman arkadaşlar 4 tanesi artı 4 yapar. Sıfıra eşitliyorsunuz. Azot ne yapar o zaman arkadaşlar? Eksi 4 ama 2 tane olduğu için bir tanesi eksi 2 yüklü yapmış olacaktır. Karbondioksite bakıyorum. Karbondioksitteki oksijen eksi 2 yüklü, eksi 4, karbon ise artı 4 yüklüdür. Suyu geçiyorum. NO2'ye bakıyorum arkadaşlar. Buradaki CO2 gibi azot da yine artı 4 yüklü çıkar. CH4'teki karbonu hesaplıyorum. Hidrojen artı 1, karbon ise burada eksi 4 yüklüdür. Şimdi yükseltgenme, indirgenme, yarı tepkimelerini birlikte yazalım. Eksi 2'den artı 4'e yükseltgenen azot var. 4'ten eksi 4'e indirgenen bir karbon var. Yarı tepkime halinde yazarak sayıları görmemiz lazım çünkü arkadaşlar eşitlemek için. Peki N2H4 ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Bakın yazıyorum N2H4. N2H4 NO2'ye yükseltgendi. Elektron sayısını şimdi hesaplayalım. Eksi 2'den 4'e 6 elektron fark olduğunu görüyorsunuz. Ancak geçen derste söylemiştik ki bu değerliği değişen elementlerin sayısına mutlaka dikkat edin. Burada kaç azot var? 2 azot var. Burada kaç azot var? 1 azot var. Ha, bunları eşitlemem gerekiyor. Maksadımız o zaten. O zaman şu yarı tepkimedeki NO2'nin önüne 2 yazarak eşitleyebilirsin. Şimdi o zaman eksi 2'den artı 4'e 6 elektrondu ama 2 azot için ne yapacak bu? 12 elektron yapacak. Öyleyse arkadaşlar buradaki elektron sayısı 12 elektron olarak ne yapıyorum? Yazıyorum. Bu nedir? Verilen elektron. Alınan elektronlara bakalım. Karbondioksit CH4'e indirgeniyor. İndirgenirken elektron alıyor ve karbonun sayılarını kontrol ediyorum. 1'e 1. Aradaki fark ne kadar? 8. Sıkıntı yok. O zaman 8 elektron şeklinde ne yapıyorum? Bunu da yazmış oluyorum. Arkadaşlar bu yazımlar sonucu elektronlar otomatikman eşit de gelebilir. Ama eşit değilse en küçük ortak katta da eşitlememiz icap ediyor. Buna göre öyleyse 8 ve 12 kaçta eşitleriz? 24'te. Burayı 3 ile bu tepkimeyi de 2 ile çarpıp kat sayıları oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet kat sayılarını oluşturalım. N2H4'ün kat sayısı ne olacak? 2 olacak. Ondan sonra arkadaşlar NO2'yi bakın ben burada 2 ile çarpmıştım onu da unutmuyorum. 2 ile bir daha çarptım. 4 oldu NO2'nin kat sayısı. Karbondioksitin kat sayısı kaç? 3 olarak gelmektedir. CH4'ün kat sayısı da buradan 3 olarak yansımaktadır. Şimdi geldi en son suyun kat sayısını bulmaya. Buna göre arkadaşlar hidrojenlerin sayısını da kontrol ediyorum. Sol tarafta 2 çarpı 4
8 hidrojen var. Suyu en son sayacağım. Yani buradaki hidrojeni saymanıza ilk etapta gerek yok. Onu en son sayacaksın. 2 çarpı 4. Sol tarafta 8 hidrojen var. Sağ tarafta kaç tane var? 3 çarpı 4. 12 hidrojen. Fark ne kadar arkadaşlar? 4 hidrojen. Öyleyse ben bu suyun önüne ne getirmeliyim? 2 getirmeliyim. Ve bu şekilde arkadaşlar suyun kat sayısını 2 olarak bulmuş oluyorum. Ha, oksijenleri sayarak sağlamasına bakalım arkadaşlar. 3 çarpı 2 6. 2 de burada 8 oksijen olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla 4 çarpı 2 8 oksijen olduğunu görüyorsunuz. Böylece kat sayıları oluşturmuş olduk. Bir yargılı soru buradan gelebilir arkadaşlar. İşte suyun kat sayısı 2'dir. Doğru, yanlış. N2H4 yükseltgendir. Bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Yükseltgenmiştir doğru olacak. Yani bu şekilde yargılı sorular da olabilir. Bizim hedefimiz burada şu sayısal ifadeyi, sayısal kısımları anlayabilmek. Evet, bundan sonraki sorumuza da şimdi birlikte bakalım. Verilen redoks tepkimesini denkleştiriniz diyor arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar çözüyoruz. Tekrar tekrar arkadaşlar anlamaya çalışalım. Potasyum permanganat var. Buradaki manganın yükünü hesaplamak istiyorum. Manganın yükü ne yapacaktır arkadaşlar? Potasyum artı 1. 4 tane oksijen de eksi 2'den eksi 8 yapar. Eksi 8 ile 1'i topla eksi 7 yapar. 0 eşitle artı 7. Artı 7 olarak manganı buluyorsun. Öbür taraftaki mangana bakalım. Klor eksi 1'dir. Mangan da artı 2 yapmış olacaktır. Ve böylece mangan indirgenmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi yanındaki HCl'deki hidrojen mi klor mu? Klora bakacağız. Klor eksi 1 yüklü çünkü hidrojen artı 1 değişmiyor burada. Klor eksi 1. Arkadaşlar şurada da eksi 1. Burada da eksi 1 ama şurada 0. Eksi 1'den 0'a ne yapmış oluyor? Klor da yükseltgenmiş oluyor. Şimdi yarı tepkimeleri birlikte yazalım arkadaşlar. Sıralama önemli değil. Potasyum permanganattan başlıyorum. Potasyum permanganat yani mangan elementi 7'den 2'ye elektron alıyor ve mangan 2 klorüre indirgeniyor. Ha, şimdi tekrar bakıyorum. Manganın sayısı kaç? 1. Siz bunu yazarken bakabilirsiniz. Bir tane. Aradaki fark kaç arkadaşlar? 5. Buraya 5 elektronu kaydediyorum. Burası tamam. Şimdi bakıyoruz yükseltgenme yarı tepkimesine. Hidrojen klorür. Eksi 1'den 0'a yükseltgeniyor ve klor 2'yi buraya yazdım. Elektron sayısını da önce bir yazmadım. Bakıyorum arkadaşlar klorların sayısı 1 tane. Burada klorun sayısı 2 tane. O zaman bir eşitlik yapmam lazım. Burayı 2 ile çarparak klorları eşitliyorum. Bu durumda elektronu da 2 ile çarpıyorum ve 2 elektrona 5 elektron şeklinde bir sayı karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorum şimdi arkadaşlar? Çaprazlama yaparak en küçük katsayıda bunları eşitliyorum. Dolayısıyla en küçük katsayıda eşitlemek için burayı 5 ile 5 ile 2'nin ortak katı 10. Dolayısıyla burayı da 2 ile çarparak şimdi katsayıları oluşturmaya başlıyoruz. O zaman potasyum permanganatın katsayısı 2 olarak karşımıza çıkıyor. Karşı taraftaki MnCl2 onun katsayısı da 2. Bakın kademe kademe gidiyorum arkadaşlar. Bunlar garanti. Ondan sonra bakıyorum 5 kere 2 10 HCl. Şimdi burada arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Sen buraya başta 10 da yazabilirsin ama bakın klor burada bir tane. Sağ tarafta 1, 2, 3 yerde var. Önce benim sağ tarafı halletmem lazım. O yüzden 5 kere 2 10 klor. Yine 10 klor olacak elimde ama bunu bir bekletmeye alıyorum. Yani sorun buralarda yaşanıyor zaten sizler bu soruları çözerken. Dolayısıyla buna dikkat edin arkadaşlar. Bak klor bir tane ama sağ tarafta 1, 2, 3 yerde. O yüzden de önce bir sağ tarafı halletmeliyim. O yüzden de sağdaki 5 gelecek klor gazının önüne 5Cl2 şeklinde bunu halletmiş oluyorum. Şimdi sağ tarafı şöyle hallediyorum. Potasyum permanganatın katsayısı 2. Bu garanti. Kaç potasyum var? 2 tane. O zaman KCl bileşiğinin katsayısı da 2 olmuş oluyor. Şimdi su dışında diğerleri tamam oldu. O zaman klorları buradan hesaplayabilirsin. 2 klor burada var. 4 klor da burada var. 6. 5 çarpı 2, 10 da burada var. 16 klor var. Öyleyse HCl'nin katsayısı kaç olmalı?
16 olmalıdır. Ha ben bana burada 10 geliyordu diyeceksiniz. İşte 16'nın içinde 10 var zaten. O şekilde arkadaşlar tamamlamış oluyorum. Suyla tamamlayacağım daha doğrusu. 16 hidrojen var. O zaman başka bir yerde de hidrojen var mı? Bakıyorum bu tarafta 16 hidrojen var. Sağ tarafta hidrojen bir tek sudan var. 16 yapmak için buraya 8 getirirsem 16 olur. İşin sağlaması neydi arkadaşlar? Sağda ve solda oksijenleri saymak. Buna göre 8 oksijen sol tarafta bakıyorsunuz. Sağ tarafta da 8 oksijen olmaktadır. Ve de bu iş tamam demektir arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza bakabiliriz. Yine bir denkleştirme sorusu gelecek karşımıza. Evet arkadaşlar böyle işte birkaç tane giren var, birkaç tane ürün var. Sonuçta az önceki de öyleydi. Bu da benzer bir soru. Bunu da birlikte denkleştirelim ve görelim arkadaşlar. Bakıyoruz sodyum sabit değerlikli. Soru çözdükçe yani kimyayla biraz alakalıysak zaten bunları biliriz. Sodyum sabit değerlikli. Arkadaşlar burada değerli değişen azot. Azot bakıyoruz. Sodyum nitrat var. Sodyum artı 1 yüklü. Oksijen eksi 2 yüklü. Eksi 6 artı 1. Buradaki azot kaç yüklü oluyor arkadaşlar? Artı 5 yüklü olmuş oluyor. Peki buradaki azot kaç yüklü arkadaşlar? Buradaki azot kaç yüklü? Eksi 3. Çünkü hidrojen artı 1'dir. 3 tanesi artı 1. Dolayısıyla azot buradan eksi 3 yüklü çıkmış olacaktır. Değerli değişen başka kim var? Çinko var. Çinko burada sıfır yüklü. Sağ tarafa bakıyorum. Sodyum çinkatta arkadaşlar. Burada ne yüklü? Hidrojen sodyum artı bir yüklü 2 yapar. Oksijen de eksi 2'den eksi 4 yapar. Sıfıra eşitlersen bu çinko artı 2 olacaktır. Yani tekrar söylüyorum. 2 tanesi eksi 4 yapıyor. Eksi tarafı eksi 4 yapıyor. Artı olarak da sodyum artı 2. 2 tane de 2 artı 2 de çinkoya lazım olmuş oluyor. Hidrojen ve oksijen sabit. Buna göre değerli değişen elementler bunlar. İndirgenme, yükseltgenme, yarı tepkimelerini yazıyorum. Sodyum, azot düzeltiyorum, indirgeniyor. Buna göre arkadaşlar azotun indirgenme reaksiyonunu yazıyorum. Sodyum nitrat 5'ten eksi 3'e sayıyı en son yazacağız yine her zaman olduğu gibi. Yani azotların sayısına hep birlikte bakalım. Bak bir tane, bir tane. Buna mutlaka bakın. Dolayısıyla bir tane olduğu için sıkıntı yok. 5'ten eksi 3'e 8 elektron alınarak indirgenme gerçekleşmiş oluyor. Şimdi çinkoya bakıyoruz. Çinko da yükseltgeniyor. Çinko öbür tarafa geçti. Na2ZnO2 ve elektron sayısını. Çinko bir tane, çinko bir tane. Sıfırdan 2'ye arkadaşlar ne yapmış oluyor? Yükseltgenmiş oluyor ve de 2 elektron verilmiş oluyor. Sayılarında bir sıkıntı görmüyoruz. Buna göre 8 ile 2. Bunun ortak katı nedir? 8'dir. O zaman buranın katsayısı, katsayılar 4 ile çarpılacak. Buranın katsayıları aynı kalacak, 1 ile çarpılacak ve toplam bunları topluyoruz arkadaşlar aslında yaptığımız odur. Topluyoruz ve ben üstteki tepkimenin önüne katsayılarını yazıyorum. Şimdi sodyum nitratın katsayısına gelecek 1. Yazmaya gerek yok. NH3'ün katsayısına gelecek 1. Onlar tamam. Geliyoruz çinkoya. Çinkonun katsayısı 4 olacak. Sodyum çinkatın katsayısı o da 4 olacak. Bakın işlem tamam olanlar şu 4'ü işlem tamam arkadaşlar. 4 tane maddenin işlemi tamam. Şimdi gelelim az önce söylediğimiz bir mesele vardı ona tekrar bakmaya. Bakın sodyum sol tarafta 2 tane yerde var. Sağ tarafta ise bir yerde var. Dolayısıyla arkadaşlar şu sodyumun katsayısını, sodyum hidroksidinin katsayısını hesaplayabiliriz. 8 tane sodyum sağda var. Dolayısıyla buradaki katsayısı da 1 olacağı için geriye ne kalıyor arkadaşlar? 7 kalıyor. Sodyum hidroksidin katsayısı 7 olarak gelmiş oluyor. Bakın bu tamam, bu tamam, bu tamam. NH3 tamam, bu tamam. Bir tek su kaldı. Suyu da hidrojenleri hesaplayarak gidiyorduk biliyorsunuz. Burada kaç hidrojen var? 7 hidrojen sol tarafta var. Sağ tarafta kaç tane bakıyoruz? 3 hidrojen de sağ tarafta var.
Su hariç suyu en son sayıyorsunuz arkadaşlar. Neticede onu sayarsanız kafanız karışır. Kaç fark oluyor? 4 hidrojen fark oluyor. Öyleyse arkadaşlar bunun önüne 2 getirerek işlemi tamamlayabilirsiniz. En son yaptığımız şey oksijenleri saymak arkadaşlar. 7 oksijen burada, 3 de burada, 10. 4 çarpı 2, 8, 2 de burada, 10 oksijen. Oksijenler tamamsa işlem tamam demektir. Bu tepkimeyi de bu şekilde denkleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, verilen redox tepkimesini denkleştiriniz diyor yine. Birlikte bakalım yine bu tepkimeyi de denkleştirelim arkadaşlar. H2S burada hidrojen artı 1 olduğu için kükürt eksi 2 yüklü gelir. Nitrat yani nitrik asit veya nitrat çok geldi karşımıza. Buradaki azot kaç yüklüdür? 5 yüklüdür. S6 kükürdün yükü burada kaçtır arkadaşlar? Serbest halde olduğu için 0 yüklüdür. Azot monoksitin içindeki azotun yükü artı 2'dir. Hidrojen, oksijen buralarda değişmiyor. Buna göre o zaman eksi 2'den 0'a bir yükseltgenme olayı var. Artı 5'ten 2'ye de bir indirgenme olayı söz konusudur arkadaşlar. Bakın yine kademeli kademeli arkadaşlar gidelim, şaşırmadan gitmeye çalışalım. Yükseltgenme yarı tepkimesini yazıyorum. H2S kime yükseltgeniyor? S6'ya elektron verdi. Şimdi S'lerin sayısını kontrol ediyorum. Burada bir tane var, burada 6 tane var. Ortak katı nedir? 6. O zaman burayı 6 ile çarparak kükürtleri başlangıçta eşitlemiş oluyorum. Ve aradaki fark ne kadar arkadaşlar? Eksi 2'den 0'a 2 elektron fark var. 6 ile çarpıyorsunuz. 12 elektron olarak buraya yansıtıyorsunuz. Sonuçta değerli değişen elementlerin sayısını mutlaka kontrol ediyorsunuz. Nitrik asite bakıyorsunuz. Nitrik asitteki azot elektron alarak azot monokside indirgeniyor. Azotların sayısını kontrol ediyorum. 1'e 1. Dolayısıyla sıkıntı yok. 5'ten 2'ye de 3 fark var. 3 elektron alarak indirgenmiş olmaktadır. 12 ile 3 kaçta eşitleniyor? 12'de. Öyleyse arkadaşlar burayı 4 ile burayı 1 ile çarparak 12'de eşitleme işlemini yapabiliriz ve bunları toplayarak elektronları ne yapmış oluyorum? Yok etmiş oluyorum ve toplamı üst tarafa ben yazıyorum. H2S 1 ile çarpılıyor ama burada 6 vardı. O 6'yı çarptım. 1 ile 6'yı ve 6 olarak yazdım. S6'nın önüne ne gelecek? 1 gelecek. 1 yazabilirsin veya yazmayabilirsin. Nitrik asitin önüne ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Azot monoksitin önüne 4 gelecek. Bakın arkadaşlar tamam, tamam. S6 tamam, bu tamam. En sona suyu bırakmış oluyoruz. Gelelim hidrojenlerin sayısına. Hidrojenler 6 çarpı 2, 12 burada. 4 de burada. 16 hidrojen sol tarafta mevcut. Sağ tarafta ne kadar? Suyun dışında başka hidrojen var mı? Yok. O zaman arkadaşlar 16 hidrojen olması için suyun önüne 8 getirmeliyim. Oksijenleri kontrol ediyoruz. 4 çarpı 3, 12 oksijen var. 4 burada, 8 de burada, 12 oksijen var. Arkadaşlar bakın hata yapılabilir, onu söyleyelim. Yani işlem hatası yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla oksijenleri sayıyoruz, biz de yapabiliriz. Onda arkadaşlar sıkıntı yok, düzeltilebilir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşlemleri oksijenle doğruluğunu işlemlerin anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da başka bir redox tepkimesiydi. Başka bir redox tepkimesi daha var. Onu da yine beraber denkleştirelim arkadaşlar. Verilen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Evet, NH3, oksijen, azot monoksit ve su. Burada azotun yükü nedir? Hidrojen artı 1 olduğu için nedir arkadaşlar? Eksi 3 yüklüdür. Oksijen serbest halde 0 yüklüdür. Azot artı 2 yüklüdür. Az önce azot monoksit de yine vardı. Dolayısıyla oksijenler ne yüklüdür arkadaşlar? Eksi 2 yüklüdür. Buna göre azot eksi 3'ten artı 2'ye yükseltgenirken oksijen ise arkadaşlar eksi 2'ye
Eksi 3'ten artı 2'ye yükselteniyor. Oksijen ise indirgenmek durumunda kalıyor. Buna göre şimdi tepkimeleri yine yazalım arkadaşlar. NH3 yükseltgeniyor. Azot monoksite. Azotun sayılarını kontrol ediyorum. 1-1 sıkıntı yok. Eksi 3'ten artı 2'ye kaç fark var? 5. Dolayısıyla direkt 5'i yazmış oluyorum. Çünkü sayılar birer tane. Sonra bakıyorum arkadaşlar oksijen. Oksijen iki yerde oksijen olduğu için şöyle de yazabiliriz. Eksi 2 yani her zaman alışıla gelmişim dışında yazdık bu sefer. Önemli değil. Oksijen 0'dan eksi 2'ye indirgeniyor arkadaşlar. Kaç oksijen var? 2. Dolayısıyla bunun katsayısını 2 yaparak 4 elektron alındığını söyleyebiliriz. Tabii elektronu ters tarafa yazdık. Onu düzeltelim. Şu şekilde sol tarafa yazacağız. 4 elektron aldığını arkadaşlar söyleyebiliriz. Oksijenin şu şekilde yazmıştık. Şimdi 5 ile 4'ün ortak katı kaç arkadaşlar? 20. Çaprazlama veya ortak kata bakmış oluyorsunuz. Burayı 5 ile burayı da 4 ile çarparak bakın kademeli kademeli gitmeye çalışıyoruz. O zaman azotlu bileşiklerin başına 4 gelmektedir. Bunun başına da 4 gelmektedir. O2'nin başına da 5 gelecektir. Suyu en sona bırakıyorum. Buna göre arkadaşlar 4 kere 3 12 hidrojen var. 12 hidrojen olması için buraya 6 gelecektir arkadaşlar. Oksijenlerin sayısına bakıyorsunuz 10. 4 artı 6 10. Dolayısıyla bu tepkimeyi de bu şekilde arkadaşlar denkleştirerek suyun katsayısını ve diğerlerinin katsayısını da bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim bu tepkimeye. Verilen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz diyor. İşte girenlerde, ürünlerde bakalım kontrol edelim arkadaşlar. Demirin yükü oksijen eksi 2 olduğu için demirin yükü burada artı 2 olarak geliyor arkadaşlar. Kükürdün yükü kaç arkadaşlar? Eksi 2'den eksi 4 yapar. Kükürt burada artı 4 yüklü olacaktır. Burada hidrojen klorit klorat bileşiği arkadaşlar hidrojen klorat klorin yükü kaç gelecektir? 3 tane oksijen eksi 2'den eksi 6 yapar. Hidrojen artı 1 artı 5 yapacaktır klorun yükü. Sudaki hidrojen oksijen değişmiyor. Demir burada kaç yüklü? Artı 3 yüklüdür. Buradaki sülfat kaç yüklüdür arkadaşlar? 4 kere eksi 2 eksi 8 2 de burada eksi 6 kükürt artı 6 yüklüdür. Klor da 0 yüklüdür. Evet, değerli değişen birden fazla element olabilir. Bu soruda onu görmüş olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar değerli değişen birden fazla elementle karşılaşmış olacağız. Ve o zaman bakalım yazalım. Arkadaşlar FO yani demir ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Bunu gördük. Kükürt bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bu da yükseltgeniyor. Bunu da gördük. Klor ne yapıyor? İndirgeniyor. Bunu da bir yazmış olduk. Şimdi yarı tepkimeleri yazarak olayı çözmeye çalışalım arkadaşlar. Yarı tepkimeleri yazıyorum. Demir yükseltgeniyor. FO neye yükseltgeniyor? F2O3'e yükseltgeniyor. Bu durumda arkadaşlar elektronu yazacağım. Ama tabii demirin sayısını kontrol ediyordum. 2 demir, 1 demir. Burayı 2 yapıyorum peşin olarak. Ve 2'den 3'e kaç fark var? 1 fark var. Ama demir 2 tane olduğu için o 1'i 2 ile çarpıyorum ve 2 elektronu yansıtmış oluyorum. Gelelim kükürtle ilgili meseleye. Kükürt arkadaşlar SO2 ve SO4 ne yapıyor? Yükseltgeniyor. H2SO4'e. Kükürtlerin sayısı 1-1. Aynı yani sayıda sıkıntı yok. 4'ten 6'ya kaç fark var? 2 fark var. Dolayısıyla o 2 farkı da buraya yansıttım. Elektron verildiğini gördüm. Sonra arkadaşlar indirgenmeye yazıyorum. HClO3'deki klor indirgeniyor. Artı elektron katsayısını boş bırakayım en son yazayım. Klor 2. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar burada 2 klor var. Burada 1 klor var. Öyleyse şuraya bir 2'yi yazıyorum. Çünkü klorları eşitlemem gerekiyor. Ondan sonra aradaki fark ne kadar 5'ten 0'a? 5 var. 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar
10 elektron fark olmuş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi gelelim eşitleme meselesine. Kaç tane elektron verildi arkadaşlar? 4 elektron verilmiş oldu. 10 elektron da alınmış oldu. Buna göre öyleyse 4 ile 10'u kaçta eşitleyebilirim? 20'de eşitleyebilirim. O zaman şu indirgenme tepkimesini 2 ile çarparak elektronu 20 yapmış oluyorum. Şu tepkimeyi de tepkimeleri de 5 ile çarparak 20'de buluşturmuş oluyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu tepkimeleri ne yapıyoruz? Topluyoruz ve katsayıları elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi katsayıları oluşturacağım. Arkadaşlar müsaadenizle şuraları silelim çünkü daha net bir şekilde görelim tepkimemizi. Evet, şunları bir silelim ve katsayıları daha rahat yazalım arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi katsayılarını yazmaya. FO'nun katsayısı kaç olacak? 5 çarpı 2'den 10 elektron, 10 katsayı olmuş olacak. F2O3 ne gelecek arkadaşlar? 5 gelmiş olacak. SO2'nin başına yine 5 gelmiş olacak. Sülfürik asitin başına yine 5 gelmiş olacak. Gelelim indirgenen HClO3. 2 ile çarpılıyordu. Ne gelecek arkadaşlar önüne? 4 gelmiş olacak. Ve Cl2'nin önüne de 2 gelmiş olacak. Bu durumda arkadaşlar bir tek su kaldı. Hidrojenlerin sayısını tespit edelim. Bakıyoruz sol tarafta 4 hidrojen burada var su hariç. 4 hidrojen var. Burada kaç hidrojen var? Yine yazıyorduk 4 hidrojen. Burada kaç hidrojen var? 10 hidrojen var. 10'dan 4'ü çıkarın 6 hidrojen. Öyleyse arkadaşlar bunun katsayısını, suyun katsayısını 3 olarak bulmuş oluyorsunuz. Oksijenleri saydığınızda da eşit gelmesi gerekmektedir. 10, 5 kere 2, 10, 20, 12 daha, 32, 3 de 35. Sağ tarafı sayıyorsunuz, 15, 20 daha, 35. Böylece arkadaşlar daha karmaşık yapılı bir tepkimeydi. Denkleştirmeye çalıştık. Kademe kademe yazarsanız, dikkat ederseniz, şu sayılarına, değişenlerin sayısına falan dikkat ederseniz bu işi başarırız arkadaşlar. Daha kolayları geliyor çünkü. Bu tepkimeyi de bu şekilde denkleştirmiş olduk. Arkadaşlar bugünkü dersimizde redoks tepkimelerinin denkleştirilmeleriyle ilgili örnekler çözdük. Evde kalmaya devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.